Merhaba arkadaşlar. C programcıları ile yapılan mülakatlarda onlara sorulan tipik bir soru var. İki tam sayı değişkeni üçüncü bir değişken olmadan takas edin, swap işlemi yapın İngilizcesiyle. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, bu sorunun bence hiçbir ölçme, değerlendirme niteliği yok. Keşke mülakatlarda programcılara, C programcılarına daha iyi ölçme niteliği, daha yüksek olan sorular sorsalar. Neden? Çünkü böyle bir ihtiyaç olduğunu söyleyemeyiz. İki değişkenin takas edilmesi, üçüncü bir değişken olmadan. Hani hiç olmaz demeyelim ama 10.000'de bir, 100.000'de bir ihtiyaç duyulacak belki bir tema. Ama yine de mülakata girecek arkadaşlara yardımcı olmak için sorunun cevabının ne olduğunu birlikte görelim sevgili arkadaşlar. Evet. Diyelim ki iki tane değişkenimiz var arkadaşlar. Ben önceden bu değerleri seçtim çizim yaptığım için. Beklenen cevap şu. X'i egzorluyorum Y ile. Y'yi egzorluyorum X ile. X'i tekrar egzorluyorum Y ile. Bu durumda X ve Y takas edilmiş olacak. Xor, bitsel xor operatörünün şöyle bir özelliği var. Muhtemelen biliyorsunuz. Bir tam sayıyı bir tam sayıyla egzorlarsam elde edilen tam sayıyı yine aynı tam sayıyla egzorlarsam ilk tam sayıya geri dönüyorum. Bakalım gerçekten takas işlemi yapılmış mı arkadaşlar? X ve Y değişkenlerinin değerini takas işleminden önce yazdırdım. Daha sonra da yazdırdım. Derleyip bir debug ediyorum. Gerçekten X ve Y değişkenlerinin değerlerinin değişmiş olduğunu, takas edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Peki nasıl oldu bu? Demin açıkladım ama bir de merak eden arkadaşlar için şöyle bir resmi göstermek istiyorum. İşte burada X değişkenimiz kırmızı renkli olan, Y değişkenimiz mavi renkli olan. X XOR eşit Y işleminden sonra X bu hale geldi. Y XOR eşit X işleminden sonra Y bu hale geldi. Ve X XOR eşit Y işleminden sonra X tekrar bu hale geldi. Arkadaşlar burada XOR operatörünün asıl bilmemiz gereken bence özelliği XOR işleminde bir bitinin karşıdaki biti ters çevirmesi. Yani bir bitini sıfırla işleme soktuğumuzda bir elde ediyoruz. Bir bitini birle işleme soktuğumuzda arkadaşlar sıfır elde ediyoruz. Biliyorsunuz XOR operatörünün bitsel işlemlerde en önemli belki faydası bir bitin çevrilmesi. Yani İngilizcesiyle flip ya da toggle edilmesi. Arkadaşlar soruya geri dönelim. Evet. Şimdi bunu birçok programcı eğer böyle mülakatta cevap vermek zorunda hissediyorsa kendini virgül operatörünü kullanarak yazıyor. X XOR eşittir Y virgül Y XOR eşittir X virgül efendim X XOR eşit Y virgül. Biliyorsunuz virgül operatörü operatör öncelik tablomuzun en düşük öncelik seviyesinde ve bir yan etki noktası oluşturuyor. İngilizcesiyle bir sequence point oluşturuyor. Böylece ne garantisi veriyor? Bu işlem bu işlemden daha önce yapılacak. Bu işlem de bu işlemden daha önce yapılacak. Ve bu bir ifade, expression oluşturduğu için bir ifade deyimi oluşturmuş oluyoruz. Daha kompakt bir yazım biçimi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir de belki mülakata girersiniz ve böyle bir soru sorulursa bunu bir makro halinde bir ön işlemci fonksiyonel makrosu şeklinde ifade ederseniz belki daha şık olur. Ben makroyu gösteriyorum size. Sonuçta aynı iş fakat define makrosuyla yapıldı. İsmine XOR swap dedim. Belki şunu da söylemenizde fayda var. Mülakat yapanı biraz da etkilemek için ya da şaşırtmak için. Bu XOR swap'ın şöyle bir riski de var dikkat etmezseniz. Arkadaşlar bir tam sayıyı kendisiyle XOR'larsanız bu durumda bütün bitler karşılıklı aynı olduğu için bütün bitler sıfır olacak XOR işleminden sonra. Bu da sayının sıfırlanması demek. Yani örneğin yukarıdaki makroyu P1 ve P2 birer pointer değişken olmak üzere
yıldız P1 ve yıldız P2 ifadeleriyle çalıştırırsanız, yani şöyle bir durumdan bahsediyorum. Int yıldız P1 eşittir x'in adresi, int yıldız P2 eşittir y'nin adresi. Fakat bir yerde P1'e P2'nin değeri atanmış olsun ve yine bir yerde XOR swap, arkadaşlar yıldız P1 ve yıldız P2 değerleriyle çağrılmış olsun, çalıştırılmış olsun. Şimdi Y değişkeninin değerini yazdırıyorum ve Y değişkeninin değerinin 0 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü P1'de P2'de Y'yi gösteriyor. Bu durumda Y'yi kendisiyle takas etmiş oluyorum. Böyle bir durum olabilir mi? Olabiliyor arkadaşlar. Mesela bir fonksiyonu pointer semantiğiyle çağırıyorsunuz. Fonksiyonun iki tane parametre değişkeni var. Ama orada bir kontrol şansınız yok. Pekala iki parametre değişkenine de aynı nesnenin adresinin gitmesi doğal ya da normal olabiliyor. Bu durumda orada bir takas işlemi yapıldığında değişkeni sıfırlamış olursunuz. Yani bir de dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.